Herkese merhabalar arkadaşlar ikinci yazılı kampı 10. sınıf matematik yazılı hazırlık videosuyla sizlerle birlikteyiz hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyoruz çünkü çok heyecanlıyız ama her zaman gibi önce takvimimize bakalım bakın arkadaşlar bugün 24 Aralık Cuma günü arkadaşlar ve saat 19'da sizlerin karşısındayız matematik ikinci yazılıya yazılı hazırlık videosuyla takvimimiz sizin için kredisi yüksek dersler bakın tek gün olmak üzere bütün derslerden yazılı Örnekleriniz olacak. Yazılı örnek sorularınız, simülasyonlarınız sizler için hazırlandı. Yapmanız gereken izlemek, sonrasında tekrar edip öğrenmek ve sınava girip bomba gibi başarılı güzel notlar almak arkadaşım. Ve Tonguç Plus'ta da yazılı provasını iki katına çıkarabilirsin. Bu da aklında olsun. Bakın, e, dersten sonra vermeyi unuturum belki. Neyi vermeyi unuturum? Ödevini şimdiden baştan vereyim. Her zamanki gibi ödevimiz arkadaşlar. Bakın sayma ünitesini bitirmiştik sayma ünitesini bitirdik. Fonksiyonlardan başlayacağınızı düşünüyorum yazılınızın. 89'dan bakın 151'e kadar nedir? Fonksiyonlar Polinomlar da 155'ten ta ki 175'e kadar. Bak çarpanlara ayırmaya kadar olacağını düşünüyorum. Buralardan ödevini veriyorum. Bakın 151. sayfada sizler için ekstradan bir dene var. Ben zaten 10 soru çözeceğim. Yazılı da çıkabilecek. Ama bakın kitabımızda da yazılı simülasyonları var. Kaç tane? 12 sorudan oluşan çok güzel bir yazılı simülasyonu fonksiyonlarla yapamazsan karekodu okutuyorsun, yapıyorsun. Ve de aynısının tıpkısının benzeri nerede var arkadaşım? Tabii ki de fonksiyon polinomların sonunda var. Polinomların sonunda da aynı şekilde senin için ne bekliyor orada da? Orada da yine yazılı simülasyonları senin için bekliyor. Bak burada işte yapamazsan yine karekodu okutuyorsun. TAS uygulamasından karşına çıkıyor. Yine 12 soru da burada var. Buradan da yine sorular var. Aklıma gelmişken bir de bunu söyleyeyim. Arkadaşlar 10. sınıf 1. dönem akıl notları var. Otobüste giderken, yatakta yatarken, teneffüs aralarında, ayakta dolaşırken nasıl yaparsan yaparsan. Bütün hepsinde de elle tutabileceğin, açıp her an bakabileceğin akıl notları da seninle birlikte arkadaşım yanında olabilir. Bütün derslerden renkli renkli kısa kısa notlar var. Tabii ki de bunların adı akıl notu unutma. Bunları da sen kullanıp başarılı olabilsin, Sınavdaki notunu arttırabilirsin. Artık çok uzatmayalım. İşte karşında yazılı konuları ve yazılı sinema soru. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşım birinci dönem ikinci yazılı konuları öğrenci notları seninle birlikte ne demiştik arkadaşlar sayma ve olasılık konusunu bitirmiştik. Sayma ve olasılıkta ne vardı permütasyon kombinasyon Pascal üçgeni binom açılımı ve olasılık vardı burayı ilk sınavda halletmiştik Öğretmenlerimizin buradan soracağını zannetmiyorum. Çünkü burada devasa bir fonksiyonlar ve polinomların bir kısmı vardı. Çok önemli bir kısmıydı. Buradan da bayağı soru gelebilirdi. Neler göreceğiz gördük peki fonksiyonlardan? Fonksiyon kavramı, dört işlem, çeşitleri, grafiği, bileşkesi, tersi. Hepsinden birer soru sorulsa altı soru ediyor zaten. Dört tane de polinomdan sorsalar oldu mu sana on tane polinom kavramı Et, bir de dört işlem bir de kalan bulma müthiş önemli konular hepsini göstereceğiz. Evet arkadaşlar fonksiyonlarla başlayalım. Fonksiyonlarda ne vardı? Bir fonksiyonun A diye tanım kümesi vardı. B diye değer kümesi vardı. Ve arkadaşlar bu A'ları burada Y eşittir FX'de yerine koyuyorduk A'daki elemanları. Ve bize FA diye görüntü kümesindeki elemanları veriyordu. Ve bu görüntü kümesindeki elemanlarımı da Y ediyordum. Ve bu Y'lerin haricinde yani görüntülerin haricinde boşta kalan elemanlar olabiliyordu. Bunlar da yine değer kümesinde B'nin içinde olacaktı. Fonksiyon olabilmesi için bir, bir tane bağıntının bakın burası A kümesi burası B kümesi. Buradaki bütün elemanlarımın karşıya gitmesi gerekiyordu. Ve herkes kendi içinde bir elemana gitmesi gerekiyordu. Burada boşta eleman kalabilir miydi? Kalamazdı. Peki karşıda kalabilir miydi? Karşıda kalabilirdi. Çünkü orası değer kümesiydi. Buradaki maviler gidenler benim için neydi? Görüntü kümesiydi. Ve arkadaşlar fonksiyon çeşitlerimiz vardı. Fonksiyon çeşitlerinde içine fonksiyon vardı. İçine fonksiyon neydi? Buradaki elemanlarım gittiğinde boşta eleman kalıyorsa değer kümesinde bakın o zaman benim görüntü kümem içinde kalıyor. İşte biz buna içine fonksiyon dedik Örten fonksiyonda adı üzerinde tamamen bütün gidenler karşı tarafı örtüyorsa boşta eleman kalmıyorsa biz buna örten fonksiyon dedik Ve bir fonksiyon içine ise örten değildir. örtense içine değildir. Çünkü boşta eleman kalıyorsa içinedir. Boşta eleman kalmıyorsa örtendir. O zaman ikisi aynı anda olmazdı aklında olsun. Birebir fonksiyon neydi? Her elemanın karşıda herkesin ayrı ayrı bir elemana gitmesiydi. Karşıda boşta eleman kalabilir mi? Evet. O zaman birebir ve örten ya da içine ayrı ayrı olabilirdi. Birebir örten, birebir ve içine ikisi de olabilir. O, ama önemli olan birebir de neydi? Her elemanın karşıda yalnız herkesin bir elemana gitmesiydi. Birim fonksiyon neydi? Birim fonksiyon x fx'in x olmasıydı. Ya da içi neyse dışının o olmasıydı. Unutma arkadaşım fx artı birde x değildir x artı 1'dir. Birim fonksiyon içi neyse dışı da oydu unutmuyorum. Peki sabit fonksiyon neydi? Sabit fonksiyon fx eşittir c idi. Dikkatini çekerim. Burada x yoktu. Burada vardı ve üssü birdi. Önündeki sayı birdi ya da böyle yazılırsa x artı birdi. Bakın burada da x kesinlikle yoktu. Ve her şey f5, f500 bunların hepsinin cevabı neydi arkadaşım? C ve C idi. Herkes çünkü aynı cevabı alıyorlardı. Sıfır fonksiyonu neydi? Bu da özel bir sabit fonksiyondu. fx eşittir sıfırdı. Burada da yine aynı şekilde f5 de sıfırdı. f500 de sıfırdı. Çünkü herkes sıfır fonksiyonuydu unutma. Geldim tek çift fonksiyona. İşte burası önemliydi. Buradan yazılı sorusu sorulabilir. Hatta ve hatta üniversite sorusu çok önemli sorulabilir. Bakın tek fonksiyon neydi? Bizim fx fonksiyonumuzda x küpler olabilir, x üzeri 5'ler olabilir, x üzeri 1'ler olabilir. Ama üssüm tek olacaktı. Bir. İkinci mevzu neydi? İkincisi sen f'te x'in yerine eksi x yazarsan o x'i dışarıya kusardı. Üçüncüsü bu tek fonksiyonlar neydi biliyor musunuz arkadaşlar? tek fonksiyonlar orijine göre simetrikti. Orijine göre simetrikti. Unutma arkadaşım. Orijine göre simetrikti. Bunu da kısaca yazdık buraya. Çin alfabesiyle yazdım. İnşallah Çince biliyorsunuzdur. Geçtim. Çift fonksiyon neydi arkadaşım? Çift fonksiyonda fx'in yanında x üzeri 4'ler, x üzeri 2'ler hatta ve hatta sayılar. Hocam bu tek ama ona bakmıyorsun arkadaşım. x'in üstüne bakıyorsun. 5'in yanında x üzeri 0 vardır. Yani 1 vardır. Bu da bir çift kuvvettir. Yani sayılar da olabilir. Yani çift kuvvetler ve sayı. Onun da çünkü x üzeri sıfırdır. İkinci muhabbet neydi? X'in yerine eksi x koyarsan x'i eksi'yi yutardı. Bu neydi? Bu da yine ne demiştik? Çift fonksiyonun özelliği de eksi yutması. Bu da nedir aynı zamanda çift fonksiyon? Y eksenine göre simetrikti. Y eksenine göre simetrik. Y'ye göre simetri vardı dediğim. Bakın bu da Korece. Biraz daha Türkçe'ye benziyor. Bunu da söylemiş olduk. Ne yaptık? Y eksenine göre simetriledik. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi fonksiyonun grafiği vardı. Çok önemliydi arkadaşım. Tanım kümesi hemen x'lerde en son sınırın bakıyorsun hemen burada neymiş? Kapalı eksi 6 hemen 7. Ne yapıyorsun? En uç sınırları belirliyorsun. Kim bunlar? Eksi 6 ile 7 en üst sınırları belirledim. Bu tanım kümem. Peki görüntü için ne yapıyordum? Görüntü için de en üst sınırları ve en alt sınırları belirliyordum. Bakın burada en alt sınırım eksi 2. En üst sınırım da 4. O zaman bu da benim görüntü kümemdi dediğim. Bakın fonksiyon burada kesilmiş kalmış. O yüzden ona göre hallediyorum. Ve nokta tahlilini yapmam lazımdı. Bakın burası eksi 6'ya eksi 2 idi. O zaman bu ne demekti? F eksi 6 eşittir. Eksi 2 demişti. Ve ne demiştik? Samet Hoca'dan dinliyorsan, Tonguç Akademi'de dinliyorsan bu grafikleri de yanlış yapmazsın demiştik unutma aklında kalsın demiştim. Ve bu noktada tahlilini yaparsan çok rahat edersin. Mesela burası ne? Eksi 5'e 0. O zaman bu ne demektir? F eksi 5 eşittir 0 demektir. Mesela şu nokta nedir? Bu nokta 3'e 2'dir. 3'e eksi 2'dir pardon. O zaman nedir? F 3 eşittir eksi 2'dir. Mesela şu nokta nedir? 7'ye bilmiyorum ne olduğunu. O yüzden de yazmıyorum dediğim. Peki F3 neymiş? Aa bak nokta tahlilinden buldum. F3 eksi 2'ymiş. Peki F0 nedir? İşte bakın f0'da şurada bir 3 noktası varsa y'nin üzerinde bu noktayı okursan sen nedir bu? 0'a 3 noktasıdır. 0'a 3 noktasısı arkadaşım x'i 0 iken yani f0 iken cevabı neymiş? 3 olacakmış dedim. Bunu da yaptım. Ve ayrıyetten arkadaşlar çok dikkat edin şimdi. fk yani x'in yerine ne koyarsan cevaplar 0 olur. E tabii ki de burada hangi sıralı ikilden bahsediyoruz? k'ya 0. k'ya 0 bu x üzerindedir arkadaşlar. Y'si yoksa x üzerindedir. Bakın eksi 5, 1 ve 6 benim için k'lar neymiş? K eksi 5, 1 ve 6 olabilirmiş. İşte bunlar da aynı zamanda fk eşittir 0 denkleminin kökü ya da sıfırları diye söyleyebilirim. Bakın size düşey test tekniğini göstererek düşey test tekniğini göstererek size hocanız bu fonksiyonun ya daha doğrusu buradaki grafiğin ne olduğunu sorar, fonksiyon olup olmadığını sorar. Bak fonksiyon mu değil mi? Düşey test bunu belirler. Fonksiyon mu değil mi? Neden? Çünkü her x'in bir cevabı olması lazım. Her x'in bir cevabı, her x'in bir cevabı, her x'in bir cevabı. Bakın burada diyelim ki burada başka bir şey daha geçseydi, bunun iki cevabı vardı, iki cevabı olamazdı. Fonksiyon değil mi diye sorar, o zaman sen dersin ki evet düşey test yaptım, bu bir fonksiyondur. Çizgilerim hep bir noktada kesti. Süper dersin, geçersin. Yatay test ne işe yarıyordu arkadaşım? Yatay test. Yatay testte bu birebir mi birebir mi olduğuna bakarsın. Bakın 1 2 3 o zaman pardon 3 yok burada. 1 2 o zaman bu nedir? Bakın. Burada bir değer var. Burada bir değer var. İkisi de şuradaki değere gidiyor. Neyse o bilmiyorum. Bu da sana yatay testte birebir mi diye sorar. Bakın birebir mi diye sorar. Sen de iki noktada kesiyorsa ne dersin? Hayır bu birebir değil dersin ve konuyu kapatırsın. İşte düşey test fonksiyon mu? Yatay testte birebir mi diye sorar. Fonksiyonun sıfırları, denklemin kökleri, f3, f sıfırlar, görüntü kümeleri, tanım kümeleri de böyle aklımda kalsın. Şimdi ne vardı bir de? Bileşke fonksiyon vardı. Bileşke fonksiyonda bilmen gereken en önemli kural e fog varsa fogun anlamı f'in içine g'nin girmesiydi. Ve unutma fogla gof aynı şey değildi. Farklı cevapları vardı ve unutma hogof varsa h'nin içinde g vardı. g'nin içinde de fx vardı dedim. Burada anlamadıysan şuradan gösterelim bir daha. Bakın en dışarıda bir fx, onun içinde bir gx ve de arkadaşım onun da içinde bir tane fx var. Ve bunları tek 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 aşama aşama yapıyorsun. Ve unutma dostum ters fonksiyon vardı. Bir fonksiyonun A'dan B'ye gidiyorsa fx eşittir y'ydi. Ve B'den A'ya gidiyorsa y f'in tersinde y x'e gidiyorsa işte bu da bu fonksiyonun tersiydi. Devam edelim. X'i yalnız bırak. Y'yi y ve x yer değiştir dedik. Bu da bizim fonksiyonumuzun ters, al, ters almasıydı. Mesela fx eşittir. x eksi 3 diye bir fonksiyon varsa sen bunun tersini almak istiyorsan hemen ne diyorsun? Y eşittir x eksi 3 diyorsun. Yaptığın işlemlerden sonra at karşıya y artı 3 eşittir x diyorum. Bak x'i yalnız bıraktım mı? Bıraktım. x ile y'nin yerini değiştir. Hemen yaptım. x artı 3 eşittir y. O zaman ne diyorsun? F'in tersi x eşittir x artı 3 diyorsun. Bitti. Bu kadar. İşte bunu böyle yaptığın anda tersini bulmuş oluyorsun. Ters fonksiyon bu anlama geliyordu. Anlamı neydi? F5 eşittir 3 ise o zaman F'in tersi 3 nedir? 5'tir diyordum. Bunu bu şekilde söylemiştim. Bir de bilmem gereken ne arkadaşım? Bir de bilmem gereken şey burada tersini almak. Bir de son olarak da ters fonksiyonda rasyonel bir ifade varsa bakın eksi d bölü c burayı sıfır yapar. O yüzden burada yoktur. Bir de ne var arkadaşım? Tersinde bu d buraya eksi işareti alarak gelir. Bu a buraya eksi işareti alarak gelir. Ve ne olur biliyor musun? Bu bunun tersi olur buradaki eksi olarak buradaki. Ama dikkat et x'ler alt alta sayılar alt alta gelecek. Ve bu durumda da a bölü c'de burayı ne yapar? Sıfır yapacağı için tersinde olmaz tanım kümesinde diye söyledik. Ve ikisini kapsayan kurallarım tersinin tersi kendisidir. Bir fonksiyon tersiyle bileşkiye girerse bak ne kaldı? Tersiyle bileşkiye girerse bak ne kaldı? Birim fonksiyon kaldı. Bir de unutma bileşkenin tersini alırsan yer değişirler ve de ikisinin de değilini almak zorundasındır. Unutma aklında kalsın. Geldim polinomlara. Polinomlarda da sana söylemem gereken iki sayfam var. Hemen bitiriyorum onu da. Artık çok merak ettiğimiz sorulara geçiyoruz. Px arkadaşım. Bak x üzeri n var önünde katsayı. x üzeri n eksi 1 var katsayı. x üzeri 1 var önünde katsayı. Bir de ne var? Sayı var. İşte unutma. Polinomla fonksiyonun en büyük farkı katsayıların reel sayı. İstedikleri olur. Katsayı istediği olur. Kök 5 olur. Eksi 2 bölü 3 olur. 5 olur. Her şey olur. Ama unutma üstler doğal sayı olacak. Yani ne olabilir? 15 olur. 3 olur. 0 olur. Ama başka hiçbir şey olamaz. Doğal sayı olacak. Eksiler, rasyoneller olmayacak. En büyük farkı buydu. Ve baş katsayı derse en büyük derecelinin önündeki baş katsayıydı. Katsayı en büyük derecenin önündeki baş katsayıydı. Polinomun derecesi derse ve bunu kısaca der px derse en büyük dereceli mesela bakın burada nedir? Der px eşittir nedir arkadaşım? Nedir mesela? Geldim polinomu sabit derse sabit nedir? x'siz kısım. Her zaman sabit deyince x yoktur unutmayın. O zaman sabit kısımda sabit terimi de nedir? a sıfırdır. Bakın burada x olmayan yer budur. Ama bazen de sonunda polinomun sabit terimi nedir diye sorarsa sen orada x yerine 0 koyarak da bulabilirsin. Bak 0 koy. Bu 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 gidiyor. Sadece bu kalıyor. Mesela bazen şöyle diyor. P x artı 2 polinomun, polinomunun sabit terimi 5'tir. Bak P x artı 2 polinomunun sabit terimi diyorsa işte burada x yerine 0 koyacaksın. Koyarsan o zaman ne oluyor? P 2 5'miş diyorsun. Bak unutma. P A, x artı 2 polinomunun sabit terimi. Bu bir isim tamlaması. Sen gidip orada x'in yerine 0 koyacaksın ve sana ne diyorsa ona eşitleyeceksin. Ama polinomun katsayıları toplamı derse mesela px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı 5 derse işte burada gelip bu sefer p1'i bulmuyorsun. x'in yerine 1 koyuyorsun ve diyorsun ki p 3 5'miş diyorsun. İşte bu isim tamlamayı unutma. Polinomun sabit terimi derse o polinom neyse orada 0 koyarsın. O polinom neyse orada bir koyarsın. Unutma. Şimdi dört işlem var. Dört işlemde toplama Allah ne verdiyse topluyorsun. Çıkarma paranteze alıp düzgün düzgün çıkartıyorsun. Çarpmada iki tane olguyu, iki tane parantezi, iki tane polinomu bir, 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 bir çarpıyorsun. Unutma. Ve burada unutmaman gereken en bir şey Px polinomunun derecesi. M ise sen buna x üzeri m diyebilirsin kısaca. Qx polinomunun derecesi neyse sen de buna kısaca n diyebilirsin. Ve de arkadaşım iki polinomun çarpımında tabanlar aynı olduğu için pardon x üzeri n diyecektim. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. Bir polinomun kuvvetini alırsan en büyük derecenin üssü olacak. Üssün üstüden dolayı k çarpı m'dir. Ya da x'in yerine x'in yerine xk koyduysa adam yine xk üzeri m'den dolayı M çarpı K olacaktır. Bunu ezberden bilmen lazım. Hatta ve hatta direkt bunu yerine koyabilirsin. Buradan da görürsün. Px'in içine Qx koyarsan bak Qx ne demekti? X üzeri n'di. O zaman P'nin içinde X üzeri n varsa o zaman X üzeri n'i yerine koydun mu X üzeri n üzeri M olacak. Üstün üstü çarpma olduğu için M çarpı ne olacak? Geldim bölmeye. Bakın bakkal bölmesi vardı. Hemen bunları bölüyorduk. Rx çıkıyordu ve Kx çıkıyordu. Px nedir? Bizim bildiğimiz bölme işleminin aynı sır. Bunların çarpımı bir de kalan vardı. Ama unutma kalanın derecesi hiçbir zaman bölenin derecesinden büyük veya da eşit olamaz. Kalanın derecesi her zaman küçük olacak. Ve 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 işte en önemli kısımlardan birine geldim. Yeni bir isim tamlaması. Px artı bir polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan derse işte bakın ne diyor bana? Px artı bir polinomunun Bakın x eksi 2 ile bölümünden kalan neymiş? Eksi 4'müş. O zaman sen de şöyle diyorsun. X eşittir 2. Bakın bunu sıfıra eşitliyorsun. Buradan 2'yi karşı atın, X eşittir 2. X'in yerine 2 koyarsan. Bak ne oluyor? P3. Bu gidiyor. O zaman direkt eksi 4 kalıyor. Yani yani ispatını da göstermiş oldum. Sana böyle bir şey söylerse. Buradaki isim tamlamasındaki olay ne biliyor musun? X eşittir 2. 2'yi yerine koy. P3 nedir? Eksi 4'tür. İşte P3'ün eksi 4 olduğunu bilmek senin belki de soruda bayağı işine yarayacak. Yazılı sorularında kesin sorulacak kısımları hemen üstünden bir geçeyim arkadaşım. Ondan sonra rahat rahat biz başlamış yapmış olalım. Bakın arkadaşlar unutmayın. Unutmayın. Kesinlikle ve kesinlikle bak burada unutmamanız gereken şey yazılıda kesin sorulacak. Bakın %100 çıkacak. Hatta kesin çıkacakken birim fonksiyon ve sabit fonksiyonla ilgili soru bekliyorum bak kesin. Artı belki hocalarınız çift tekten yazılda sorulabilir diyorum. Çift tek fonksiyondan yardırabilirler. Oradan da soru sorabilirler. Geçiyorum. Grafikten banko çıkar bak. Banko yüzde yüz. Grafik okumayı iyi bil arkadaşım. Özellikle tanım kümesi, görüntü kümesi 5 beş, beşer puandan sorulabilir. Ve bileşke fonksiyon ve ters fonksiyonu burada artık Allah ne verdiyse bütün her şeyi koyuyorum. Çünkü buradan %100 soru gelecek yani %100. Polinomlardan şu tanımdan kavramdan gelir. Ve şurada sıfırla birlik koymalarından gelir. Buradan da kesin çıkar arkadaşım unutma. Ve de son olarak da polinomlarda dört işlemde bakın şu dereceden çok güzel yazılı sorusu olur. Ve bu bölmeden de özellikle şu kısımdan da hocalar çok sever. Bakın özellikle şu kısımdan hocalar çok sever dedim ve tam 20 dakikada konularımı bitirdim arkadaşım. Artık yazılı sorularındayız. Çok güzel bir şekilde yazı sorularına başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz. Dedim ya sabit ve birim fonksiyondan banko soracaklar. Ayrı ayrı iki soru yapıp sizi daha fazla sormak, soru az soru görme ihtimalinizi kaldırmak için ikisini bir soruda yaptım. Bakın şimdi sabit fonksiyon diyorsa ve rasyonel bir ifade varsa unutma X'leri alt alta sayıları alt alta getirdiğinde unutma bunlar alt alta gelmesi lazım. M bölü 2 ne olması lazım arkadaşım? 3 bölü ne olması lazım? Ve unutma unutma fx sabit fonksiyonsa yani bir c sayısıysa arkadaşım o zaman nedir? F2020 de F2021 de ikisi de ayrı ayrı c'lerdir. Ve de buradan da ne oluyor? C3 oluyor. Demek ki o zaman ne biliyorum ben? Bu fonksiyonumun cevabı hep 3 olacak. 3. 3 olacak. Peki 3 neydi? İşte m bölü 2 ya da 3 bölü ne? 3'e eşit olduğunu bilmem gerekiyordu. Buradan bu soruyu basit bir şekilde yapacaktım. Yazalım. m bölü 2 eşittir 3 ise 3 bölü 1'den dolayı m eşittir 6'dır. Bir de bunu yapalım. 3 bölü ne? Güzel yazamadık ama olsun. 3 bölü 1'e eşit. O zaman n de buradan nedir? 1'dir dedim ve olayı bitirdim. Arkadaşım bak olay ne biliyor musun? Olay burada şu yapacağın şey şu. Bunları oranlıyorsun ve bu oranlar ayrı ayrı zaten fx'e eşittir. fx e eşittir. fx'imin de zaten sabit fonksiyon olduğunu, c ile c'nin toplamı 6 altıysa c'nin 3 olduğunu biliyorum. Buradan da yapmış oldum. Bana m eksi neyi soruyor? m eksi n eşittir. 6 eksi 1'den dolayı cevabım 5 oldu. Hemen geldim birim fonksiyona. Bakın birim fonksiyonda içi neyse dışı oydu. O zaman bu fx'e buranın cevabının fx olması lazım. Ya arkadaşım bu kadar fazla şey nereden geldi? Kafalarından uydurmuşlar. Bak nasıl? Bunun cevabı x olması gerekiyorsa x kare yok ki burada. x kare yoksa burada x kareyi götürmemin tek ihtimali o da nedir biliyor musun? Kat sayısını sıfır yapmak. Kat sayısını sıfır yaparsam m eşittir 2 çıkar ve buradan bu patlar gider. Geldim buraya. Sayı olmaz ki burada. Sadece x diyorsam sayı olmaz. Sayı olmayacaksa o zaman x eksi 3 sıfır diyorum. Buradan da k eşittir 3 diyorum. Bunu da hallettim. Ve en can, alı can alıcı nokta. Bakın bu kısım. Burada ne var? 2x eksi m çünkü 2 idi. Ne var? Burada ne olması lazım? Bir tane x olması lazım. O zaman bakın 2'den ne çıkarsa 2, 2x'den ne kaç tane x çıkarsa bir tane x kalır. Tabii ki de burada n'nin de 1 olduğunu gördüm. Neden? Çünkü 2x'ten 1x çıkarsa sadece x kalır. Ben ne istiyordum? Cevabımın x olmasını. Bak bura gitti bura gitti. Burada da n'ye 1 dersem 2x'ten 1x çıkarsa x kalır sadece. Birim fonksiyon diyordu. O zaman fx eşittir. x midir arkadaşım? Evet. Bana o zaman neyi soruyor? f m2 eksi n1 eksi 3'ü soruyor. Yani bana sorduğu soru neymiş? f eksi 2'ymiş. O zaman nedir? Birim fonksiyonsa f eksi 2 eşittir. Eksi 2'dir dedim. Ve bu güzel soruyu bitirmiş oldum. Hemen geldim. Grafik soruma grafik ve bileşke birlikte İşte bunlar çok önemli arkadaşım. Bakalım ne yap nasıl yapacağız? İlk öncelikle sen neyi biliyorsun? G'nin içinde F0'ı biliyorsun. Artı burada da F'nin içinde G'nin biri olduğunu biliyorsun. Şimdi çok dikkat G'ye bakıyorum. Pardon ilk önce F'e bakalım. Hemen bildiğim noktaları yazayım. Bak burada F fonksiyonu 0'a 0'dan geçiyor. O zaman F0 0'dır. Devam ediyorum. F fonksiyonun bire birden geçiyor. O zaman F1 eşittir 1'dir. Başka da bildiğim hiçbir şey yok. Bak başka da bildiğim hiçbir nokta yok. Bu bitti. Şimdi maviyle yazarsam. Maviyle yazmayayım. Zaten sorun mavi. Morla yazayım. Buraya bakarsan bildiklerim. Bu nokta neresiydi? 0'a 2. O zaman G0 2'ymiş. Bunu biliyorum. Ve F'le ortak geçiyor. O da bire birden geçiyor. F1 eşittir 1'miş. Burayı bilemiyorum. Çünkü vermemiş sayı olarak bilemiyorum. Ama bildiğim başka bir şey var. Pardon burası G bu arada. G fonksiyonu. G fonksiyonunda bir de bildiğim ne var? G 3 eşittir. Eksi 2 imiş. Şimdi bana sorduklarını cillop gibi yaparım. F2. F0. F0 neydi? Sıfırdı. O zaman bana buradan ne soruluyormuş? G0 soruluyormuş. G1 neydi? 1'di. O zaman G1'den de bana burada ne soruluyormuş? F1 soruluyormuş. Çünkü G1 1 ise F1'i soruyor. Peki arkadaşım çok dikkatli ol şimdi. G0 kaçtı? 2 idi. Peki F1 ne? F1 de 1'di. O zaman benim cevabım kaç çıktı? 3 çıkmış oldu. İşte bu kadar. Çok güzel bir soruydu. Bunu da yapmış olduk. Ne yaptık? Tek tek noktaları yazdım. Sonrasında işlerim kolay. Bak 0 koydum G0. G0 2. G1 1 koydum. Birden sonra da F1, F1 de birdir dedim. Bunu da bu şekilde yaptım. Grafikte nokta okumak çok önemli. Bunu aklından çıkarma. Burada bak kesin. Banko soru bak. Banko. Hocan kesin sorar. Neden? Çünkü grafik sorusu kaçmaz. Kesin sorulur. Evet soruma hemen bakıyorum. Ne diyor? Fx artı 2 eşittir x eksi 3. G bilmem bir şey bilmem bir şey. Bana sorulara odaklanayım arkadaşım ben. Bak. F'in tersi bileşke G. Tersi 1. Oo bir dakika. Şu tersi düzeltelim yer değiştiriyordum. Bileşkenin tersinin tersi kendisiydi. F yazıyordum. Ve buraya da 1 yazıyordum. Şimdi bana sorulan neymiş? G'nin tersinde F1 sorulmuş bana. Bakın F1'i bulmak için dikkat edin. Buranın 1 olmasını istiyorum ben. Yani X artı 2'nin 1 olmasını istiyorum. Yani X'in eksi 1 olmasını istiyorum. X'in eksi 1 olması için. Bak X eşittir eksi 1 için diyorsun. Ne oluyor? F'in içinde eksi 1 artı 2 eşittir. Ne koyuyorsun x'in yerine? Eksi 1 eksi 3 koyuyorsun. O zaman ne oldu arkadaşım? F1 eşittir. Eksi 4 oldu. Ve ben eksi 4 olduğunu gördüm. O zaman ne diyorum? G'nin tersinde bana adam eksi 4'ü soruyormuş. İşte bu. Bak F1'i buldum. Olayı patlattım. Şimdi bak dikkat et. G'nin tersinde eksi 4'ü soruyor. O zaman içerisi dışarı. Dışarısı içeri girerse G'nin tersinde x eksi 1 eşittir. 2x eksi 3 bölü 3. E burada eksi 4 için bakın x'in yerine ne koymam lazım? Eksi 3. O zaman burada da x'in yerine eksi 3 koymam lazım. Hemen koyarsak g'nin tersinde eksi 4 eşittir. Ne oldu? Eksi 3 eksi 2 ile çarparsan eksi 6. Bir tane de eksi 3 yanında var. Bölü 3 var. Bu sefer ne oldu? Eksi 1 g eksi 4 ne oldu? G'nin tersi eksi 4. Hemen bakıyorum. Eksi 9 bölü 3'ten dolayı Eksi 3 gelmiş oldu. O zaman burada cevabım ne olmuş oldu? Cevabım da eksi 3 olmuş oldu. Bunu da güzel bir şekilde çözmüş olduk. Fonksiyonlar akıyor. Bu bileşkelerden, terslerden sorulacağını düşünüyorum. Bu şekilde içe atıyorsun ve olayı hallediyorsun. Çünkü bunlar çok güzel yazılı sorular arkadaşlar. Yazılda tam böyle basit ama etkili tık 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 yerine koyup yapabileceğin şeyler sorarlar. Evet. Bir, bir başka fonksiyon çeşidimde. Parçalı fonksiyon. Bunu konu anlatımda yer vermedim. Çünkü niye? Burada zaten sorusunu soracaktım. Bakın parçalı fonksiyon çok önemli. Nasıl önemli? Ayrı ayrı üç fonksiyon belirli aralıklarda karşıma gelecek benim. Bakın ne diyorum ben? Sıfırdan küçükse, sıfırla 4 arasında ve 4'ten büyükse ve bu arada sıfır eşit ve dört eşitler burada. Bak bana adam ne diyor? F5 8'miş diyor. 5 nerede arkadaşım? burada. Bak 5 buradaysa bunu kullanacaksın. Yani F5 için neyi kullanacağım ben? Bunu kullanacağım. 5 koy yerine 5K eksi 2 dedim. E cevap kaçmış? 8. At 2'yi karşıya. 5K eşittir 10. K buradan kaç çıktı? 2. O zaman fonksiyonumu yeniden modifiye edeyim. Bak fx eşittir neymiş? 1 artı k'yı yerine koyarsan 4x. Ne zaman? x küçüktür 0 iken. Burası zaten 3 artı x. Ne zaman? x dediğin şey 0 ile 4 arasındaysa. Burası da ne oldu o zaman? 2 x eksi 2 de ne zamanmış? x'lerim 4'ten büyük olduğunda. Bak baştan yazdım. Şimdi bana sorduklarını yapayım. f eksi 1. Eksi 1 nerede? Burada. O zaman hemen yerine koyayım. 1 artı 4 çarpı eksi 1. Artı f6. f6 4'ten büyük mü? Evet. 2 çarpı 6 eksi 2. Bunu da yazdım güzel. Bölü. F2 nedir? 4 ile 0'ın arasında 3 artı 2 yazdım bunu da artı. F3 nedir? O da 0 ile 4 arasında. O zaman 3 artı 3 diye de bunu da yazdım. Şimdi yukarı bakarsam burası ne etti? 1 eksi 4 artı 4 ile eksi 1 çarparsam eksi 4. Burası artı 12 eksi 2 bölü aşağısı 3 6 9 bir de burada 2 var 11. Yukarısı ne oldu? Bakın 12 ee, bir daha 13. 2 çıkarsa 11. Bu da çıkarsa 7 bölü 11 olmuş oldu. İşte bu kadar olayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Güzel bir parçalı fonksiyonlu. Parça parça parça. Hangi sayı nereye geliyorsa ona göre yapıyorsun. Ama ilk önce K'yı buldurttu bize. Çok güzeldi. Bulduk biz de. Geldik yine yazılı sorusu olan Öğretmenlerin bilginizi bildiğinizi ne bildiğinizi sorduğu bir soruya o da ne arkadaşım? Grafikte tanım kümesini, görüntü kümesini sıfırlarını ve noktaları tanım, tanıyor musun diye sana sorar. Hemen bakalım tanıyor muyuz? Tanım kümesi neydi arkadaşım? En başta, en sonun birleşimiydi. Yani tanım kümesi eksi 5 ile 6 arası olacaktı. Peki görüntü kümesi neydi? Görüntü kümesi de bizim alt sınırımla üst sınırımın hangi aralıklarda olduğuydu? O da neresi arkadaşım? Eksi 2 ile 4 olmuştu. Peki fonksiyonun sıfırları neler? Bakın fonksiyonun sıfırları içinde x ekseni üzerinde grafiğini kestiği yerlere bakıyordum. Başka da kestiği yok. Onlar da kimlermiş? Eksi 5, eksi 3 ve de sıfırdı arkadaşım. Bunlar grafiğin kesildiği yerlerdi. Ve de bir baktım ki burada f eksi 5 nedir? Hemen bunları güzel gene okuyordum. Burası neresi arkadaşım? Eksi 5'e 0'dı. O zaman f eksi 5 0 artı. F 6'yı soruyor. F 6'nın grafikteki yeri neresi? 6'ya 4. O zaman ne diyorsun? F 6 4'tür diyorsun. F ona. eksi 4'ü soruyorsun sonra. Eksi 4'e de bakıyorsun hemen. Geldim buraya. Bu nokta neresidir bildiğim bir nokta? Eksi 4'e 2. Hatta yazalım. Eksi 4'e 2. O zaman o da nedir? Eksi 4'e 2'den dolayı da ne oldu? 4 bölü 2'den cevabım 2 çıkmış oldu. Hı. Noktalarının yerini çok iyi bilmen lazım. Bu şekilde çok güzel bir şekilde ne yapman lazım? Tek 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 bulman lazım. Mesela bak burası neresi? Eksi 3'e 0. Burası neresi? Eksi 1'e eksi 2. Yani f eksi 1 eksi 2 cevabı. Bitti. Olay bu. Yapman gereken bu. Fonksiyonun sıfırları x ekseni üzerinde grafiğin kestiği noktalar. Görüntü kümesi y'de yatay çizgiler. Hemen x'te dikey çizgiler. Bunlar bize ne yapıyor? Başını ve sonunu, altını ve üstünü belirli ediyor. Tanım ve görüntü kümesi olarak bize veriyor. Geldik artık arkadaşlar neye geldik biliyor musunuz? Fonksiyonlarda son soruma o da fonksiyonlarda işlem. Fonksiyonlarda işlem nasıl yapılırdı? Hemen hatırlatalım. Bakın artı varsa arada hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece ortak parantez almış gibi düşünüyorsun. Yani F5 artı 2 tane G5 9'dur diyorsun. Peki burada ne yazıyor? 3 tane F5 artı G5 nedir? Bu da 17'dir diyor. Bana şimdi F5 ile G5'i ayrı ayrı soruyor arkadaşım. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Bakın çok dikkat edin. Aşağıya bir eksi 2 ile çarparsam. bak aşağıya eksi 2 ile çarparsam. Baştan yazayım şuraya. Ne yazacağım? F5 artı 2 tane G5 eşittir. 9 Aşağıya eksi 2 ile çarptım. Eksi 6 tane F5. Eksi 2 tane G5. Eşittir. Eksi 34. Ne yaptım? Eksi 2 ile çarptım her tarafı. Taraf tarafa toplarsam bunlar gitti. Buradan da ben ne buldum? Eksi 5 tane F5 buldum. O da eşittir. Eksi 25'miş. Her tarafı eksi 5'e bölersem. Eksi eksi artı oldu. O zaman F5 neymiş? 5'miş. F5 5 ise gel bunu yerine koyalım burada. Yerine koyarsam ne olur? Bakın burası F5 5. E burada bu kaldı. 5'i karşı yat. 2 tane G5 4 arkadaşım o zaman G5'in bir tanesi de 2'dir. Bakalım doğru mu yaptık? Alttakinden sağlama yapalım. 5 koydum yerine. 5 kere 5 çünkü F5 5'ti. Bakın F5 5'ti. 3 kere 5 15. E G5'te 2 idi. Artı 2 17. Demek ki üstten bulduk, alttan da sağladık. Doğru çıktı. Adam bana ne soruyor ama? Dikkat et. Adamın sorduğu bana F bölü G5 yani yine söylüyorum ortak parantezi almak gibidir işlemler. F5 bölü G5 soruyor. F5'imi 5 bulmuştum. G5'imi 2 bulmuştum. O zaman cevabımı da 5 bölü 2 buldum. İşte fonksiyonlarda işlem yine olmazsa olmaz yazılı sorularından biri diyebilirim. Çünkü yazılıda böyle işlem kabiliyetin yani işlem kabiliyetinin fonksiyon üzerinde ne kadar biliyorsun diye sorarlar dedim ve geçtim. Ve arkadaşım işte karşında polinom soruları. Polinomda da ilk bilmen gereken neydi? Neydi? Üstlerim doğal sayı olacaktı. Kat da reel sayı olacaktı. Polinom olması için. E polinomsa ne olması gerekir? N eksi dördün sıfıra büyük eşit olması gerekir. Bir de 24 bölünenin Doğal sayı olması gerekir. Yani şöyle desek daha güzel olur. Eleman doğal sayı. Peki 24 bölü ne? Doğal sayıysa o zaman n ne, ne olabilir? 1. 24 olabilir. 24 olursa benim fonksiyonum x üzeri 20 eksi 3 tane üzeri 1. Bakın 3 tane x üzeri 1 pardon. 3 üzeri 3 çarpı x üzeri 1. Bir de 1 olur. Bana ne diyor? Polinomun derecesini alabileceği değerler diyor. Hop buradan derecem kaç oldu? 20 oldu. Bakın en ne olabilir? 12 olabilir. Çünkü 24'ü 12'ye bölersem doğal sayıdır. Geldim buraya. O zaman hemen 12'yi koyalım yerine. X üzeri 2 çarpı X üzeri 8 eksi 3 çarpı X üzeri 2 24 bölü 12 2'dir. Artı 1. Buradan da derecem 8 oldu arkadaşlar. Unutmayalım. Peki başka kim böler? 3 böler mi? 3. Yani 8'e bölünür mü? 20, 24 bölü 8 o zaman 8 yaparsam ne olur? 8'den 4 çıktı. 4 eksi 3 çarpı x üzeri 3 artı 1. Niye? 24'ü 8'e bölersem 3 eder. Buradan da derecem 4 çıktı. En büyük derecem da ya. Devam ediyorum. N'e kaç verebilirim? 6. Çünkü bakın 24'e bölersem 1, 12'ye bölersem 2, 8'e bölersem 3, 6'ya bölersem 4 ediyor. O zaman 6 koyalım. X çarpı x üzeri 2 eksi 3 çarpı x üzeri 4 artı 1. Bak dikkat. Buradan da 4 geldi. Çünkü en büyük derecesi bu. Bir de neye bölebilirim? 4'e bölebilirim arkadaşlar. 4'e. 5'e bölünmez çünkü. 4'e bölersem de 2 çarpı x'leri 0. Eksi 3 çarpı x üzeri 6. Artı 1 olur. Buradan da ne olur arkadaşım? Derecem 6 olur. Peki 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 peki. Peki n 3 olabilir mi? n 2 olabilir mi? N 1 olabilir mi? Bakın 24'e 1 12'ye 2, 8'e 3, 6'ya 4. Bitti. Bakın en 3 2, 1 olmaz. Neden? 3 koyarsan üzeri negatif olur. 2 koyarsan üzerim negatif olur. 1 koyarsam üzerim negatif olur. O zaman benim polinomun alabileceği değerler aslında şuraya farklı değerler yazsak güzel olurmuş. Farklıyı da biz ekleyelim şimdi. Farklı değerler deyince aynı değeri almıyorum. 20, 28 32, 38 olmuş oldu arkadaşlar. Farklı değerlerin toplamı 38 oldu. 20, 4 ile 6, 10, 38 doğru yapmışız. 38 olacak. Çok dikkat edin. Burada doğal sayı ve ne olmasına? Üstlerimin doğal sayı ve sıfırdan tabii ki doğal sayı deyince sıfıra eşit ve büyük olacağını unutmayalım. Aklımızda olsun. Derece deyince de ne olması gerekiyor? En büyük derece. Bakın buna göre yaparsam patlarsın. Çünkü burada bakın bu ikisinde derece nereden geldi? Yan taraftan geldi. Geldim bir başka derece sorusuna yine. Ne bu? iki polinom olmak üzere. Px kare. Bakın benim size söyleyeceğim nacizane fikir şu. Derece Px için siz ne diyeyim biliyor musunuz? M deyin. Yani Px'e de gözünüz kapalı. X üzeri M deyin. Ben hiç kafamı karıştırmam bu gibi sorularda. Bakın derece Qx'e de siz ne deyin? N deyin. Yani Q üzeri Qx'i de X üzeri N deyin. Bak uğraşma. Bak ne diyor? Px'de x'in yerine 2 koy diyor. x'in yerine 2 koyarsan px'te üzeri de m var. Bölü qx'te de hiçbir şey yapma diyor x üzeri n. O zaman buradan ne geldi? x üzeri üstün üstü çarpmaydı. 2m tabanlar aynısı üstler çıkart. Ne? O zaman bu adamın derecesine bakarsan bu adamın derecesi bak derece soruyor bana. O zaman derecesi 2m eksi n olduğu için 2m eksi n 9'dur. Birinci muhabbet bu. İkinci muhabbete geldim. P üzeri x neydi? X üzeri miydi? Qx neydi? Bak P x üzeri miydi? Qx neydi? X üzeri neydi? Tabanlar aynısı üstler toplanır. M artı ne etti? Peki bunun derecesi ne? Bunun derecesi de M artı nedir? Çünkü üst derece üst demek. O zaman M artı ne de 6'ymış. Şimdi dikkat. Ben burada M'yi de N'yi de durum arkadaşım. Nasıl? Bak 2M eksi N eşittir 9. M artı N eşittir 6 taraf tarafı toplarsam patladı gitti. 3M eşittir 15. M eşittir 5. M 5 ise beş. gel şurada ya da burada yerine koy. Altta koysak daha kolay. Altta koyarsam da N 1 çıktı. Bakalım doğru mu üste koyalım. 2 kere 5 10. 1 çıktı 9 doğru. O zaman M ile N'yi buldum. Yani X dediğim şey X üzeri 5'miş. PX dediğim şey QX dediğim şey de X üzeri 1 gibi bir şeymiş. Peki arkadaşım şöyle bir şey dersek. X'in içine bak Q'da ne koyacakmışız x üzeri 5. E Q'da x üzeri 5 koyarsan x üzeri 5 üssü 1 olur. x'in yerine x üzeri 5 koyarsam o zaman da ne olur? x üzeri 5 olur. Bize ne soruyordu? Derece Qx'in içinde Px'i soruyordu. O zaman bunun derecesi de nedir? 5'tir. İşte bu kadar. Çok güzel. Çok hoş bir soruydu ve bu soruyu da yine derece sorusu olarak bunu da iyi bir şekilde bitirmiş olduk. Geldik son sorularıma. Yaklaşık tam olarak iki sorum kaldı. İki sorumu da yapıp bitiriyorum arkadaşım. Hemen bakıyorsun. Ne diyor bana? Px x artı 2 imiş. Px p eksi 2 artı a'yı soruyor. Bu arada bakın eksi 2 yerine koyarsam ana px gitti ya. Px gidiyor ama a var burada onu bulurum. Bakın eksi 2'yi koyduğum anda burası gider. Eksi 2'yi koyduğum anda burası gider. 0. 2 çarpı eksi 2'nin karesi. Eksi 3 çarpı eksi 2 artı a oldu. Burası ne oldu arkadaşım? Çok hızlı bakalım. 2 çarpı eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi eksi artı 6'dır. Artı a'dır. a karşıya gitsin arkadaşım. Eksi a olarak. O zaman ne oldu burası? 8 artı 4'ten dolayı 14. 8 artı 6'dan dolayı 14 oldu. a eşittir nedir? Eksi 14'tür. Bak a'yı eksi 14 buldum. Şimdi ne yapacağım? Hemen olayı patlatacağım. Çok iyi izle. Çünkü burası Px gidiyor. Gitmemesi lazımdı. Hemen o zaman bakkal bölmesi. x üzeri 2 eksi 3x eksi 14 yapıyorum. Bölü ne yapacağım? x artı 2. Çünkü x artı 2 ile bir şeyi çarpmışım. Bu olmuş. Hemen böleyim. Kim gitsin? x kare gitsin. O zaman ne oldu? 2x kare artı 4x oldu. Çıkartırsam bunlar birbirini götürdü. Burası da eksi 7x eksi 14 oldu. Şimdi ne yapacağım? Eksi 7 koyacağım. Eksi 7 koyarsam da eksi 7x eksi 14 olur. Taraf tarafı çıkartırım sıfır kalır. Ha, o zaman bunun da bunun çarpımı bunu veriyormuş. Yani x artı 2 çarpı 2x eksi 7 bana bu adamı veriyormuş. O zaman px neymiş arkadaşım? px dediğim şey 2x eksi 7'ymiş. Bana p eksi 2'yi soruyor. O zaman p eksi 2 nedir? 2 çarpı eksi 2 eksi 7. Yani buradan da eksi 11 eder. E a dediğim şey neydi? O da eksi 14'tü. Gel bakalım eksi 11 ile eksi 14'ü toplayalım. Cevabımız da eksi 25 olmuş olsun arkadaşım. Bak gördün mü? İlk önce eksi 2 verdim. A, P eksi 2'yi bulamadım. Tam tersi A'yı buldum. A'yı bulursam iki tane polinomu çarpım başka polinomsa bakkal bölmesi yaparım. Çok güzel bakkal bölmesinde yaptıktan sonra ben P eksi'nin ne olduğunu bulmuş oldum. Bulduysam da hemen ne yaptım? Yerine eksi 2 koydum bir de A koydum olayı bitirdim. Ve benim sana söylediğim isim tamlamaları sorusu. Px eksi 3 polinomunun sabit terimi 4 diyorsa sabit terimde x'in yerine 0 koyacaktın. Yani P eksi 3 eşittir. Nedir? 4'tür. Kat sayılar toplamı diyorsa x'in yerine 1 koyacaktın. Koyduğunda ne çıktı? P eksi 2 eşittir. Eksi 1 çıktı. Bitti. Bak bir tane daha isim tamlaması geliyor. Bir tane daha isim tamlaması geliyor. O da şu. Buradaki polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır derse. x eksi 2 eşittir 0 diyorsun. x'in yerine 2 koyacakmışın. Yapıştıralım koyalım bakalım. 2 çarpı 2 koyarsam 2 kere 2 4. 7 çıkarsa p eksi 3 artı. Burada da 2 çarpı 2 koyarsam yerine p eksi 2 oldu. E kardeşim sen P3'ü bilmiyor musun? Bak. Sen burada P-3'ü bilmiyor musun? Biliyorsun. İki kere dört, i̇ki 2 kere 4 artı. 2 çarpı P-2'yi bilmiyor musun? Biliyorsun. O da eksi 1'di. O zaman burası ne oldu? 8 eksi 2'den dolayı cevabım 6 oldu. 2 kere eksi 1 eksi 2. O zaman cevabım 6 olmuş oldu. Bakın yazılı da hocalarımızın bu soru belki sorulmayabilir ama zor çünkü biraz daha zorlayıcı bir soru. Ama bu soru banko sorulacak bak. Yüzde yüz çıkacak. Kesin çıkacak. Hoca bunu soracak arkadaşım. Bak bunları kesinlikle yapacak yani haberin olsun. Bunları kesinlikle yapacak. Ve son soruma geldim artık. Son soruma geldim ve olayı patlatıyorum. Bakın isim tamlamasına bakın. Px polinomunun x artı 1'e bölümünden kalan şey bölüm qx kalan 3'tür. Aa bir dakika. Px polinomunun ne yapmış adam? x artı 1'e bölmüş. Bölüm qx'miş. Kalan da 3'miş. Ha, bunu bu şekilde söylemiş. Yani px eşittir neymiş arkadaşım? x artı 1 çarpı qx artı 3'müş. Tamam. Başka ne diyor? Px polinomunun x eksi 3'e bölümünden kalan ne diyor? Px polinomunun x eksi 3'e bölümünden kalan eksi 2'dir diyor. Hemen şurayı düzeltelim arkadaşlar. Şurası qx olsun. Heh, orayı düzeltelim. QX polinomunun x eksi 3'e bölümünden kalan 2'dir. Eksi 2'dir diyor. Hemen bu cümlenin Türkçe mealini söyleyelim. Hemen x eksi 3'e 0 diyelim. x eksi 3 eşittir 0'dan dolayı nedir? x eşittir 3'tür. O zaman ne yapıyorum? Bana söylediği şey şuymuş. Q3 eşittir eksi 2'ymiş. Bitti. Bak Türkçe mealini yazdım. Türkçe mealini yazdım. Q3 eşittir eksi 2'ymiş. Devam ediyorum. Bakın şunu da göstereyim. P x eksi 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden Kalan kaçtırın Türkçe meali. Bakın buradaki tamlamada hemen şuraya yazalım. X eksi 5 eşittir sıfırdan. X eşittir 5 koyacaksın X'in yerine. Bak X'in yerine 5 koyarsam 5 eksi 2'den 3. P3 kaçtır diye soruyor bize. Sen neyi biliyorsun? Q3'ün eksi 2 olduğunu biliyorsun. Adam sana P3'ü soruyor. Bitti. Bak. Bak bak bak. Burayı düzelttik bu arada. Orayı şaşırmayalım arkadaşlar. Çünkü orada ufak bir yanlışlık olmuş. Q'yu olacak orası. Geldim buraya. Çok dikkat şimdi. Çok dikkat. P3'ü sorduğu için x'in yerine 3 koyarsan P3. x'in yerine 3 koyarsan 3 artı 1 4. x'in yerine 3 koyarsam Q3 artı 3. Peki Q3 neydi? Eksi 2 idi. O zaman 4 bana ne soruyordu? P3'ü soruyordu. O zaman ne oldu? Artı 3'ten dolayı bakın P3'üm ne olmuş oldu arkadaşım? 4 kere eksi 2 eksi 8 artı 3 eşittir. Ne oldu arkadaşım? P3 eşittir. Eksi 5 olmuş oldu. Bakın en başta bulamadım. Niye? Çünkü burada QX'i bilmiyordum. Ama QX ile ilgili bir isim tamlaması çat çat yerine koyma. Hemen burada da bir isim tamlaması. Orada da çat çat yerine koyma bitti. Hemen sıfır eşitleyip yerine koy. Sıfır eşitleyip yerine koyuyorsun. Ama burada kalanlar bölümler verildiği için bu şekilde yazmalıyım. Bölme kısmında anlatmıştım. Ve süper bir şekilde bütün sorularımı yaptım. Çok güzel bir şekilde soru çözümü bitirdim. Arkadaşım her şeyi yaptık. Artık sınava hazırsın. İnşallah sınavda güzel bir not alırsın. Ve bu videonun altında yorumlarda hocam şu notu aldım diye teşekkürler. Veyahut da <laughs> kötü bir şekilde de olabilir. <laughs> hocam bu ne biçim not ya ne biçim sizden çalıştım diyebilirsin. Ama inanıyorum ki burada çok güzel sorular tutturduğumuzda tutturacağımızı inanıyorum. Ve arkadaşlar ödüllü sorudan önce bakın ilk defa yorumlarınızı önemsiyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Burada bakın ödevler verdik. Bakın burada akıllı notlar söyledik. Ödevler verdik. Yazılı simülasyonları yaptık. Konu anlatımı yaptık. Özet yaptık. Her şey yaptık. Sizi sınava hazırladık. veya hatta videolar çekiyoruz. Size konular anlatıyoruz. Yorumlarınız çok önemli. Niye? Çünkü video yararlı mı değil mi? Bununla ilgili sen güzel yorum yaparsan biz şevke gaza geliriz. Daha güzel videolar üretiriz. Ama dersen ki hocam buralar olmamış. Bize dersen ki yararlı olmadı. Niye? Önerim var. Şöyle yaptı tavsiyem vardı, Böyle olsun de. Bunları söylersen biz de kendimize çeki düzen veririz. Biz silkeleniriz böyle ve yolumuza daha düzgün. Seninle birlikte iyi adımlarla gideriz ve seni daha çok geliştiririz. Devam edelim. Üçüncü adım. Ödülü sorular çok önemli. Niye? Konuyu anladın mı diye ben sana soru soruyorum. Sen de konuyu anladıysan işte o ödülü sorunun cevabına yazarsan biz de videoları ne kadar iyi anlattığımızı, sizin ne kadar iyi anladığınızı görürüz. Ve son olarak da biliyorsunuz ki YouTube'un algoritması like atma üzerine ve yorum atma üzerine. Lütfen arkadaşlar buradaki 3 tane sebepten dolayı ve de YouTube'un algoritmasından dolayı videoları like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar ve de yorumları da biraz daha geliştirici şekilde eleştiri ya da öneri tavsiye nasıl istersen yazıyorsun ve de ödülü sorunun cevabını yazıyorsun bitiriyorsun arkadaşlar çok uzatmayalım olayı bitirelim İşte karşında ödülü soru bu ödülü soruda sınavda çıkabilecek bir soru herkes ödülü sorunun cevabını yorumlara bıraksın bakalım kimler sınava hazır görelim. Ve inşallah sınavda iyi bir not alırsınız. Benden bu kadar Geri size kaldı. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar. Görüşürüz.